15 Ağustos günü Bodrum'da ailece tatildeydik. Babam yemek yediği sırada rahatsızlandı ve acile gittik. Hastanede yaşadığı durumu en ince ayrıntılarıyla anlattı. Göğsünde bir yanma olduğunu, yemek esnasında başladığını ve bu yanmanın etrafa doğru yayıldığını, yatarken arttığını ve otururken azaldığını. Akabinde doktorlar tetkikler aldılar. EKG çekildi, kalpten korktular. Ancak kalple ilgili her şey çok sağlıklı ve normal çıktı. Kan testinin sonuçlarının çıkmasını beklediler ve bütün kan değerleri de sağlıklı çıktı referans aralıklarının içerisinde. Akabinde ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın rahatsızlığı gece boyunca devam etti, uyuyamadı. Sabah erkenden yine hastaneye gittik. Hastanede bu sefer anjiyo yapmayı teklif ettiler ama kabul etmedik. Biz kendimiz yatış istedik. Tabii ki de olur dediler ve gastroenteroloji bölümüne babamı servise aldılar. Akabinde süreç giderek kötüleşmeye başladı. O gece babam tansiyonu yükseldi, ateşi çıkmaya başladı. Çarşamba günü enfeksiyon vücutta oluşmuştu alınan kan değerlerine göre. Ancak bir türlü teşhis konulamadı. Cumartesi günü babam yoğun bakıma kaldırıldı fenalaşması sebebiyle. Ve o gece babama perikardit teşhisi konuldu cumartesi gecesi. Halbuki hastaneye biz pazartesi gitmiştik. Sonradan sürecin devamında anlıyoruz ki tabii bunu doktorlar daha doğru izah edeceklerdir. Oradaki işte balık sebebiyle oluşan tıkanıklık tam 32. santimde kalp hizasında olduğu için alınmadığı için zamanında kalbe doğru yol yapıyor ve orada bir enfeksiyon meydana geliyor. Ancak bu süreçte babama olmayan teşhisler konuldu. Zatüre denildi. Postviral enfeksiyon olabilir denildi. Sürekli yeni bir teşhis konuldu. Asıl sebebi bir türlü çözemedikleri için ya bu olabilir, şu olabilir yönünde türlü tahminlerle süreci yürüttüler ve giderek daha kötüleşen bir duruma sebebiyet vermiş oldular. Pazartesi gününe kontrol vermişlerdi ama babam pazar günü fenalaştı ve biz yine acile gittik. Oradan yine babamı yoğun bakıma aldılar ve müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Müdahale edilmesine biz izin vermedik ve uçak ambulansla babamı buraya getirdik. Bu süreçte söylemem gerekir ki çünkü sosyal medyada bazı eleştiriler görüyorum ama Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bu süreçte bize çok yardımcı oldu. Uçak ambulansının hemen getirilmesi sürecinde ve babamı kaybettikten sonraki süreçte de. O yüzden ona da gerçekten teşekkür etmek isterim ailemiz adına. Babamı uçak ambulansa buraya getirmemizin hemen sonrasında burada kaldırıldı hastanede. Babama müdahale edildi. Babamın bilinci süreç boyunca hep açıktı ve hep doktorlara kendisini ifade etmeye devam etti. O yüzden buradaki doktorlar da bundan haberdarlar. Babama müdahale ettikten sonra burada Salı günü ya da pazartesi günü şu an açıkçası gerçekten tam hatırlayamıyorum gün gün. Babama hemen endoskopi yapıldı ve yemek borusundaki delikler tespit edildi ve kaynağı babama soruldu. Babam söyledi kaynağını yoğun bakımda doktorlara. Onlar da bizimle paylaştılar. Biz de teyit ettik bu bilgiyi. Ama sonrasında çok geç kalınmıştı. Maalesef babamı kaybettik. Bizim burada gerçekten en büyük motivasyonumuz babam her zaman tanıdık tanımadık insanların başına adil olmadığını düşündüğü, haksızlık yapıldığını düşündüğü her konuda mutlaka inisiyatif alır ve bunu dile getirirdi her platformda. Şu anda babam burada değil ve yapılacak hiçbir şey onu geri getirmeyecek ama en azından kendimi şöyle avutmak istiyorum ki o olsaydı böyle davranırdı. Hani gerçekten ona layık bir şekilde bu sürecin tüm sorumlularının bu yaşattıklarının sorumluluğunu almalarını diliyorum. Açıkçası şöyle oldu. Benim aşı ile ilgili spekülasyonların olmaması adına sosyal medyada yaptığım açıklama çok fazla kişi tarafından duyulmuş.
Bu aynı zamanda tabii ki de Sağlık Bakanlığı tarafından da duyuldu. Sayın Fahrettin Koca da süreci yakından takip edeceği konusunda bizi bilgilendirdi. Akabinde ben Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş Müfettiş tarafından arandım ve bu konuyla ilgili re'sen inceleme başlattıklarını, benim de bilgilerime başvurmak istediklerini söylediler. Ben de elimdeki delillerle birlikte gidip ifade verdim. Şimdi bundan sonra muhtemelen sorumlu hastane de inceleme başlatılacak. Oradaki doktorların da ifadesi alınacaktır ve elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda bir rapor düzenlenip gerekli idari ve cezai incelemeler sonuca bağlanacak şekilde devam ettirilecektir. Bu aşamada daha sürecin en başındayız. Şu aşamada öncelikte olan devletle beraber işbirliğiyle çalışmak, çünkü asıl yaptırım o olacaktır. Akabinde biz hukuki bir yola başvurmak istersek dahi bununla ilgili şahsi hiçbir talebimiz ve beklentimiz asla söz konusu olamaz. Öyle bir şey olsa bile onları, bu konuyla ilgili her ne kurum, kuruluş varsa ona bağışlanır. Benim tek isteğim gerçekten sisteme yönelik bir değişiklik olması. Herkesin kafasındaki bu mutlaka bir yerden koronaya dahil edelim, mutlaka koronayla bir ilişkisi vardır, korona hayatımızın gerçeği ama bu diğer hastalıkların ya da rahatsızlıkların var olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Çok yönlü düşünmeye engel olmamalı. Buna dair bir aydınlanma yaratsın insanlarda. Çünkü babam hep insanları aydınlatmaya çalışırdı.